Selamlar dostlar, Ali Şoyollar'da bugün İzmir'de Ege Üniversitesi'nde. Ege Üniversitesi kampüs turuyla karşınızdayız. Videomuza Ege Üniversitesi'ni tanımaya hazırsanız başlayalım. Ege Üniversitesi 15 fakülte, 9 enstitü, 6 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 24 uygulama ve araştırma merkezi, 58 bin aktif öğrenci, 1 milyar 200 milyon TL bütçesi, 3450 dekar arazisi, 1955 yılında kurulan Türkiye'nin ve bölgenin öncü eğitim kurumlarından birisi, kuruluşuyla beraber Türkiye'nin 5. kurulan üniversitesi oluyor. Ege Üniversitesi çalışanı, personeli, öğrencisi, akademisyeniyle beraber şu an 70 bin kişilik bir popülasyona sahip. Türkiye Cumhuriyeti'ne en fazla mezun vermiş üniversitelerden birisi. Aynı zamanda Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atmış güzide bir eğitim kurumu Ege Üniversitesi. Şu anda bizim video çektiğimiz Ege Üniversitesi'nin Bornova kampüsü haricinde İzmir'in Ödemiş, Bergama, Tire, Bayındır ve Çeşme ilçelerinde de Ege Üniversitesi'nin yüksek okulları bulunuyor. Yine bulunduğunuz, tercih ettiğiniz kampüsü iyice araştırmanızı istiyorum arkadaşlar. Ege'nin, İzmir'in kalbinde olmak yerine Bayındır'da da okuyabilirsiniz. Tabii ki Bayındır'ı küçümsediğimiz için değil, sizin beklentilerinizi karşılayamayacağını bildiğim için söylüyorum bunu. Lütfen tercihlerinizi iyi doldurun. Güzel yol manzarası eşliğinde Mühendislik Fakültesi'ne doğru götürüyorum. Şimdi Ege Üniversitesi'nin Su Ürünleri Fakültesi'nin bulunduğu yere geldik. Aynı zamanda Mühendislik Fakültesi de bu binada yer alıyor. Hemen şöyle bir giriş kapısı var, size oraya göstereceğim. Pazar günü, hafta sonu olduğu için biz binaya giriş yapmayacağız ama size böyle binanın önünü dışarıdan göstermek istiyorum. Şöyle Ege Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi. Üniversitenin Mühendislik Fakültesi'nde hangi bölümlerin olduğunun listesini aşağıya yorumlara bırakacağım arkadaşlar. Oradan hangi bölümün olduğunu, kaç puanla aldığını hepsini görebilirsiniz. Yan tarafında şöyle çamlık bir arazisi var. Biz buradaki aşağıdaki yoldan tekrar yürüyüp şöyle dönüş yapacağız. Arkadaşlar kampüs içinde gezerken şöyle tarım aletleri gördük. Zannımca üniversitenin Ziraat Fakültesi'nin kullandığı aletler bunlar. Tarımda teknolojik çalışmalar için öğrencilere gösterilen şeyler. Şurada çok tatlı bir değirmen dönüyor yine. Burası hemen şurada görünen bina, pek görmüyorsunuz ama Mühendislik Fakültesi'nin hemen bahçesinde buna doğru ilerliyoruz. Size şurada hemen küçük bir harita var. O haritayı da göstereyim üniversite kampüsünün nasıl planlandığını anlamanız için. Arkadaşlar şurada bir tabela var. Ege Üniversitesi'nin kampüs haritasını görüyorsunuz şu an. Çok büyük bir kampüs alanı var. 3450 dekardan oluşuyor. Şöyle 3 adet kampüs var. Batı kampüsü, Doğu kampüsü ve Kuzey kampüsü olmak üzere. Üniversitenin içine giren 2 tane metro istasyonu var. Bir tanesi Ege Üniversitesi metrosu, bir tanesi de Bornova metrosu. İzmir'deki M1 hattı üniversitenin iki girişine de ulaşım imkanı sağlıyor. Bu şekilde üniversiteye de ulaşım sağlayabilirsiniz. Az önce dediğim gibi üniversite kampüsünün iki girişine de metro ulaşıyor. Bornova ve Ege Üniversitesi durakları. Aynı zamanda Bornova'ya kadar giden otobüsler var ama burada bulunduğumuz Ege Üniversitesi durağı, yani Doğu kampüse yakınlarında herhangi bir otobüse ulaşım imkanı yok. Kampüs içinde akıllı skuterler, bisikletler ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda üniversitenin içindeki ring araçları da kampüste ulaşımı sağlayan diğer araçlardan biri. Ege Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi'ni görüyorsunuz. Böyle mavi beyaz bir binası var. Şurada bahçesi var Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin. Burası üniversitenin Doğu kampüsünde yer alıyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Hemen şu karşıda da bir otobüs durağı var. Şurada da araçların kullanıldığı yer var. Biz kampüsün içinde yürümeye devam ediyoruz. Size şimdi de biraz yemek imkanından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Ege Üniversitesi'nde günde 3 öğün yemek veriliyor. Sabah, öğlen, akşam olmak üzere. Bu öğünlerin her birinin fiyatı 6,5 TL olarak belirlenmiş durumda. Eğer bir gününüzü tamamen üniversitede geçirecekseniz hem sabah hem öğlen hem de akşam bu yemek hizmetinden faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda Ramazan ayında akşam yemeği ile beraber bir alternatif olarak da iftar yemekleri de veriliyormuş. Bu da güzel bir uygulama. Arkadaşlar Ege Üniversitesi'nin elektrik elektronik mühendisi bölümünü görüyorsunuz. Bu mavi beyaz bina Ege Üniversitesi'nin elektrik elektronik mühendisi bölümü. Yine bu yoldan aşağıya doğru devam ettiğimizde burada inşaat mühendisi bölümünü görüyorsunuz. Şu karşıdaki bina inşaat mühendisi bölümü. Aynı zamanda buradaki şu binada elektrik mühendisinin laboratuvar binası.
Şöyle küçük güzel bir ön bahçesi var. Burada da 2 yıllık öğrencilerin okuduğu meslek yüksekokulu var. Eğer Ege Üniversitesi'nde 2 yıllık bir bölüm kazandıysanız buradaki meslek yüksekokulunda okuyacaksınız. Üniversite kampüsü böyle buradan aşağıya doğru devam ediyor. Aşağıda Tariş'in bir işletmesi var. Bu şekilde biz buradan tekrar yukarıya doğru çıkacağız. Merhaba Köpke. Arkadaşlar, İnşaat Fakültesinden geldik şu gösterdiğim yolda. Burada Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünün binaları var. Aynı zamanda gösterdiğim hemen şu taraftaki bina Elektrik Elektronik Mühendisliğine ait. Hemen fakültenin dibinde bir adet kafe var. Kafelerin olması üniversitenin içinde çok önemli. Ne kadar kafe olursa her zaman söylerim o kadar iyidir. Şimdi hemen Elektrik Elektronik'in yan tarafında da Gıda Mühendisliği bölümü var arkadaşlar. Yine mavi beyaz bir yapı. Önünde de çok güzel bir yeşil alan var. Oturma alanı. Ben böyle yerleri çok seviyorum. Üniversite öğrencilerinin birbiriyle yüz yüze gelerek birbirlerini görebileceği bir bölüm. Mühendislik fakültelerinin bölümleri bu şekilde dağınık durumdalar. Ama her bölümün kendi binasının olması çok güzel bir şey. Biz de tam şu an üniversitenin stadyumunun yanındayız. Şu an stadyumda bir spor müsabakası var aynı zamanda. Arkadaşlar, üniversitenin içinde bir adet büyükçe bir stadyum var. Şimdi size stadyumu göstereceğim. Onun öncesinde böyle kimya mühendisinin hemen yan tarafında bir adet halı saha bulunuyor. Hemen halı sahanın yan tarafında da iki adet tenis kortu var. Biraz durumları kötü ama yine de kullanılabilir durumda. Eğer tenis oynuyorsanız ya da futbolla ilgileniyorsanız Ege Üniversitesi içinde ilgilendiğiniz sporu rahatça yapabilirsiniz. Kimya mühendisliği bölümünü görüyorsunuz. Burası Mühendislik Fakültesi dekanının karşısında bulunuyor. Stadyuma yakın bir mesafede. Şöyle bir binası var. Güzelce renkli bir binası var. Hemen buranın karşısında da üniversitenin tekstil mühendisinin binası var. Aynı zamanda fakülte dekanı da burada yer alıyor. Şöyle görüyorsunuz binayı. Ege Üniversitesi çok fazla yeşil alanı barındıran bir üniversite. Hatta Ege Üniversitesi'nin içinde Ege Üniversitesi Ormanı denilen bir yer bile var. Şimdi size Mühendislik Fakültesi'nin yakınlarında bulunan bir alanı göstermek istiyorum. Buranın içinde yürüyüş yolu var. Şöyle tamamen ağaçlık bir arazi ve içinde yürüyüş yolu var. Eğer böyle spor yapmak isterseniz buraya yakın bir konumdaysanız hemen yan tarafta stadyum, burada bir yürüyüş alanı, halı sahası, tenis kortu vesaire burada bulunuyor. Hemen tekstil mühendisinin yan tarafında da mühendislik kafe denilen bir yer var. Burası da güzel, yine ağaçların arasında tatlı bir mekan. Burada da vakit geçirebilirsiniz arkadaşlarınızla. Arkadaşlar, Ege Üniversitesi'nin stadyumunu görüyorsunuz şu an. Burada aynı zamanda az önce gösterdiğim gibi tenis kortu, halı saha ve bir yürüyüş parkuru mevcut. Üniversite stadyumun için aynı zamanda bir de atletizm pisti bulunuyor. Hatta şu pozisyon gol olacak mı bir bakalım. Vallahi gol oldu. Vallahi gol oldu. İşte şans. Üniversitenin mezuniyetleri stadyumda kutlanmıyormuş. Stadyumda kutlanmamasına ben üzüldüm. Stadyum mezuniyet kutlamak için çok daha güzel bir yer. Aileler tribüne oturuyorlar. Öğrenciler de aşağıdan mezuniyetlerini kutlayıp tekrar ailelerin yanına gidebiliyorlar. Bu Ege Üniversitesi'nde yok. Umarım daha güzel bir mezuniyet töreni organize edilir ve stadyum bunun için kullanılır. Arkadaşlar, burada Ege Üniversitesi'nin her yerinde zeytin ağacı var. Burada da bir zeytin ağacı var. Şimdi arkadaşlarım var Ege Üniversitesi'nde okuyan. Üniversiteye özgü bir seçmeli ders var. Zeytin hakkında her şey diye. Üniversite öğrencileri bu dersi seçmeli olarak alıyorlar. Ve zeytin hakkında her şeyi öğreniyorlarmış. Ders zor bir ders mi? Evet. Ders de zor bir ders. Hiç de zor gibi durmuyor ama. Ege Üniversitesi'nin içinde güzel bir yürüyüş alanındayız şu an. Kapalı spor kompleksinin hemen yan tarafında bulunuyor burası. Şöyle göstereyim. Biz arkadaşlarımızla beraber şu an burada yürüyüş yapıyoruz. Eğer siz de Ege Üniversitesi'ne gelirseniz sakin bir yürüyüş için burayı tercih edebilirsiniz. Ege Üniversitesi'nin kapalı spor salonunun alt tarafında üniversite öğrenci kulüplerinin odalarını görüyorsunuz şu an. Örneğin bisiklet topluluğu var burada. Yine hemen şurada yan tarafında fotoğraf topluluğu bulunuyor. Ege Üniversitesi Master'ların bir odası var burada yine. Bu şekilde üniversite öğrencilerinin kulüpleri burada yer alıyor ve kulüp faaliyetleri burada yürütülüyor. Türk Halk Dansları topluluğu var burada yine. Arkadaşlar, bulunduğumuz alan Ege Üniversitesi'nin spor kompleksinin alanı. Hemen karşıdaki yapı Ege Üniversitesi'nin stadyumu. Burada gördüğünüz yapı ise Ege Üniversitesi kapalı spor salonu. Kapalı spor salonu içinde fitness salonu, voleybol salonu, basketbol salonu, tribünler, dans odaları ve kulüp topluluklarının odaları var. Arkadaşlar, Ege Üniversitesi'nin kütüphanesini görüyorsunuz.
Ege Üniversitesi Kütüphanesi şu anlık üniversiteye yeteri bir seviyede. Üniversite kütüphanesi her zaman 7/24 açık değil. Sadece final haftasında 7/24 açık. Örneğin bugün üniversite 7/24 açık ve zaten kalabalıktan siz de anlıyorsunuz. Çoğu zaman üniversite öğrencilerine burada akşamları çorba, boyoz ve bomba dağıtıyormuş. O açıdan da ben gayet beğendim. Ege Üniversitesi Kütüphanesi bu şekilde. Arkadaşlar Ege Üniversitesi'nin öğrenci yemekhanesini görüyorsunuz hemen bu tarafta. Bu gördüğünüz büyük bina ve aynı zamanda buradaki mavi beyaz bina Ege Üniversitesi'nin bir nolu öğrenci yemekhanesi olarak kullanılıyor. Hemen kütüphaneye yakın bir konumda bulunuyor burası. Burada da Ege Üniversitesi'nin Yabancı Diller Yüksekokulu'nu görüyorsunuz. Üniversitenin hazırlık eğitimi bu binada ve İngilizce dersleri bu binada veriliyor. Gördüğünüz bu bina da yine Yabancılar Yüksekokulu'nun derslikleri olarak kullanılıyor. Hemen Yabancılar Yüksekokulu'nun yan tarafında bir adet espresso lab var. Espresso lab gibi bir kafenin de üniversitede bulunması gayet güzel. Kütüphaneye yakın, yemekhaneye yakın, yabancıların tam ortasında oldukça güzel ve kullanışlı görünüyor. Bugün pazar olduğu için burası kapalı maalesef. Buraya yakın bir konumda üniversitenin iletişim fakültesinin dekanlığı ve edebiyat fakültesi dekanlığı var. Ege Üniversitesi'nin renkleri mavi beyaz arkadaşlar. Bina ve logolar tamamen mavi beyaz renginde yapılmış. Fakülte dekanlığı bu tarafta iki fakültenin de ama derslikleri başka bir yerde. Edebiyat Fakültesi'nin derslikleri şu yoldan ilerleyip gittiğinizde derslikler var. Ön tarafını şöyle görüyorsunuz. Yeşil yine ağaçların arasında okaliptüs ağaçları var. Palmiyeler var ara ara. Çam ağaçları var. Edebiyat Fakültesi'nin ön tarafında bir adet küçük bir voleybol sahası var. Bunun da olması gayet güzel spor kompleksi haricinde böyle bir yerde. Üniversitenin 3 adet kapısı var arkadaşlar. Birincisi şu karşıda gördüğümüz şuradan gelen yolda olan ana kapı. Ege Üniversitesi diye koca bir kapı var bu tarafta. Hemen buranın biraz ilerisinde metroya bakan kapı. Ve şu aşağıdaki yoldan devam ederek gittiğimiz bir Bornova'ya çıkan, Bornova metrosuna çıkan başka bir kapı bulunuyor. Arkadaşlar size Ege Üniversitesi'nin festivallerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlarımın dediğine göre Ege Üniversitesi'nde hava ne zaman sıcak olursa bir konser vesaire başka bir şey düzenleniyor. Şirketlerin, firmaların burada çok fazla yarışması oluyormuş. Hatta geçen seneki festivale Manga ve Pinhani gelmiş. Yüz yüzeyken konuşuruz. Atiye gibi isimler de kısa bir süre önce üniversitenin burada olan festivaline gelmiş. Buradaki araçlar kaldırılıyor. Burası aynı zamanda bir otopark. Sahne kuruluyor ve burada konser yapılıyormuş. Hemen şurada da Ege Store denilen bir mağaza var. Ege Üniversitesi logolu ürün satış mağazası olarak geçiyor. Burada da üniversiteye aidiyet kazanmanız için kıyafetlerden ve diğer malzemelerden satın alabilirsiniz. Bu yeşillik alanda üniversite öğrencilerinin sıcak havalarda böyle çimlerde oturup otlandığı bir yer. Otlanmak parantez içinde tabii. Spor kompleksi haricinde üniversitenin içinde böyle belirli yerlerde spor sahaları bulunuyor. Hemen karşımıza bir adet basketbol sahası ve onun yanında bir adet de voleybol sahası bulunuyor. Hepsinin tek bir alanda toparlanmaması iyi olmuş. Böyle arada da hemen gelip burada az çok oyun oynayabilirsiniz. Arkadaşlar Ege Üniversitesi'nin Eczacılık Fakültesini görüyorsunuz. Hemen şurada ana kapıya çok yakın bir mesafede karşısında böyle spor tesisinin bulunduğu çok güzel bir yerde bulunuyor. Bu büst Bergamalı Galen'e ait bir büst. Antik çağda Hipokrat ile bilinen en büyük eczacı, tıpçı kişilerden birisi. Bölüme ait böyle şeylerin üniversitede bulunması bence gayet güzel. Yine şöyle dökülen ağaçları, yaprakların, o sonbaharın eşsiz güzelliğini siz de Ege Üniversitesi'nde görüyorsunuz. Arkadaşlar, Ege Üniversitesi'nin kapalı olimpik yüzme havuzuna geldik. Ege Üniversitesi su sporları alanında çok başarılı bir üniversite. Hatta şu an içeride bir su topu mücadelesi var. Biz şu an içeriye kamerayla giremiyoruz ama size binanın dışından kapalı olimpik yüzme havuzunu bu şekilde göstereyim. Yemekhaneye çok yakın bir konumda, merkezi bir konumda. Eğer su sporlarıyla ilgilenirseniz Ege Üniversitesi'nde de sizin için çok geniş bir çalışma sahası bulunduğunu söyleyebilirim. Ege Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Hastanesi Kampüs Polikliniğine geldik şu an. Ege Üniversitesi'nin çok başarılı bir tıp fakültesi var. Bu tıp fakültesine bağlı. Üniversitenin içinde Mediko birimi var. Burası üniversitede eğer öğrenciyseniz ya da personelseniz hastalandığınızda geldiğiniz yer burası oluyor arkadaşlar. Burada gelip tahlillerinizi veriyorsunuz. Acil bir tedavi görmeniz gerekiyorsa buraya geliyorsunuz. Burası bir nevi üniversite öğrencilerinin kullandığı hastane yani. Eğer hastaysanız diğer
Türkiye'deki tüm üniversitelerde olduğu gibi Ege Üniversitesi'nde de şöyle bir mediko binası var. Burada tedavinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yine çok merkezi bir konumda, hemen yemekhanenin karşısında, üniversitenin merkezinde yer alıyor. Arkadaşlar, yemekhane binasının hemen yan tarafında bir çarşı denilen yer var. Burada öğrenciler için gerekli olan tüm market ihtiyaçları, diğer günlük yaşam ihtiyaçları vesaire hepsi burada bulunuyor. Örneğin hemen burada bir copy center var. Burada bir dürümcü var. Aynı zamanda zurna döner de 40 TL. Onu da size göstermiş olayım. Hatay döner de 35 TL'ymiş. Hemen yan tarafında başka bir kırtasiye. Birkaç tane boş dükkan var. Böyle bu şekilde çarşı dükkanları var. Burası da üniversite öğrencileri tarafından çok sık kullanılan bir yer. Bir market var. Devamında oturma yerleri ve sosyal yerler bulunuyor aynı zamanda. Ve Migros. Arkadaşlar, Ege Üniversitesi'nin kampüsünün içinde market olarak Migros var. Daha önce market olarak Şok, BİM, A101 vesaire gördük. Ben ilk kez Migros'u görüyorum. Şöyle Ege Üniversitesi'nin kampüsünün içinde normal bir market büyüklüğünde bir adet Migros var. Burada da günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Zaten Ege Üniversitesi öğrenci köyünde yaşıyorsanız burası sizin için vazgeçilmez bir yer oluyor. Ege Üniversitesi öğrencilerin barınma imkanından bahsetmek istiyorum arkadaşlar biraz. Ege Üniversitesi İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan bir kampüse sahip. İzmir'de kira fiyatları şu an ortalama 4000 ila 6000 lira aralığında değişiyor. Bu fiyat standart bir öğrenci hayatı yaşamak için standart bir ev fiyatı. Eğer Buca gibi biraz daha üniversite uzak yerlerde yaşamayı tercih ederseniz orada da kira fiyatları 2000 lira 3000 liraya kadar düşüyor. Bunun haricinde üniversitenin kampüsünün içinde Ege Öğrenci Köyü diye bir alan var. Burada da 1700 kişilik bir yurt var. Bu yurt Ege Üniversitesi'ne ait. Bu yurtta da kalabilirsiniz. Ege Üniversitesi öğrencileri genellikle Bornova, Buca, Karşıyaka civarında eve çıkıyorlar. Yine İzmir'de bulunan özel yurtlarda kalabilirsiniz. Tabii ben hiçbir zaman öğrencilerin özel yurtta kalmasını tavsiye etmiyorum. Özel yurtta kalacağınıza ev tutmanızı size her zaman tavsiye ediyorum. Ege Üniversitesi öğrencisi olarak yine İzmir'de bulunan KYK yurtlarında da konaklayabilirsiniz. Zaten KYK yurtlarının fiyatı da standarttır Türkiye'nin her yerinde. KYK yurduna kalırsanız çok daha iyi olur. Kampüse yakın bir konumda erkek KYK yurdu yok ama yakın bir mesafede bulunan KYK kız yurdu bulunuyor. Sizin için hangisi iyiyse onu tercih edin derim. Arkadaşlar, Migros'un hemen yan tarafında burada Fen Edebiyat Fakültesi var. Fen Edebiyat Fakültesi'nin şu an A bloğunu görüyorsunuz. Burada bir konferans salonu var. A bloğun yanında şöyle geçeceğim. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nı görüyorsunuz. Burada eğer herhangi bir mezuniyetten tutun not işlemine kadar yabancı öğrenciyseniz özellikle bu gibi şeylerin tamamını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda hallediyorsunuz. Hemen karşı tarafta C blok var. Yine diğer fen fakültesinde bulunan bölümlerin yer aldığı bölüm. Burada fen fakültesindeki istatistik bölümünü görüyorsunuz arkadaşlar fakültenin B bloğunda. Hemen yanında Ege Üniversitesi öğrencilerin genellikle MÖÇBE diye kullandığı kültür merkezi var. Burada fen fakültesinin güzel bir kampüs olanağı var. Böyle bir güzel bir bahçesi var. Bahçede bölümler ağaçların arasında, yeşilliğin içinde böyle sakin bir havası var. Hemen ileride de bir adet fen kafesi bulunuyor. Kafenin olması da gayet iyi bir şey. Şöyle size yakınlaşarak göstermiş olayım fen kafeyi de. Yine buranın yakında bir adet de basketbol sahası daha bulunuyor. Orada da sportif faaliyetlerinizi yürütebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, Ege Üniversitesi'ndeki turumuz devam ediyor. Gündüz başladığımız tura şu an gece devam ediyoruz. Şu an Ege Üniversitesi'nde şelalenin olduğu yerdeyiz. Hemen yakınımızda Ege Üniversitesi'nin Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi var. Size binalarını uzaktan göstermek istiyorum. Arkadaşlar, karşıda gördüğümüz yer Ege Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi. Bu bina ve burası Spor Bilimleri Fakültesi tarafından kullanılıyor. Eğitim Fakültesi'nin burada derslikleri var. Şu ileride derslikleri var ve aynı zamanda şurada resim öğretmenliği gibi de bölümleri burada bulunuyor. Bu tarafta bulunuyor. Arkadaşlar, gece çektiğim için aslında üzülüyordum ama şu an çok daha güzel görünüyor. Şu Ege Üniversitesi'nin o meşhur şelalesi gece böyle görünüyor. Gündüz zaten internete yazdığınızda görürsünüz ama şu anki görüntü çok güzel. Arkada ağaçlar ve su sesi falan. Açıkçası ben çok beğendim. Mustafa, Ege Üniversitesi'nden memnun musun? Bize üniversite hayatın hakkında çok kısa bahseder misin? Evet, üniversiteden memnunum. Çünkü sosyal aktivite olarak
bize çok fazla seçenek sunuyor. De başka bir üniversitede, başka bir kampüste, başka bir şehirde görüşmek üzere. Alişe Yollarda'dan herkese iyi akşamlar. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın dostlar. Size gelsenize. Beza. Bu mükemmel ekiple Ege Üniversitesi kampüs turu. Kendinize iyi bakın. Bence Türkiye'nin en iyi üniversitesi. Yani çok memnunum. Biliyorsun değil mi? Yayınlansın abi. Ege Üniversitesi ve benim kamera arkası ekibim. Tüm ekibe de çok...